Webrazi TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde ben Ümit Öncel, arkadaşım Nepan Baykal'la beraber gezilerimizi sürdürüyoruz. Bugün Regus'un ofisinde olacağız. Buyurun başlayalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Betül Genç, Regus'un ülke müdürü. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Şu anda Regus'un Anadolu yakasındaki bir noktasındayız. Doğru. Pek çok noktası var ama ilk önce Regus ne yapar? Ne hemen diyor, hemen söyleyelim. Biz dünyada 3000 noktada faalet gösteren, 1000'den fazla şehirde, 107 ülkede hazır ofis, serviced ofis hizmeti sağlayan bir firmayız. İstanbul bu noktalardan sadece bir tanesi diyebilirim. Bugün bu yaka ofisimizdeyiz. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ofisi gezeceğiz. Oldukça da geniş bir alan aslında. Biz evet. Şöyle gezmeye başlayalım. Yavaş yavaş gezerken elbette de konuşalım. Burası aşağı yukarı 1000 metrekarelik bir alan. Türkiye'deki toplam 25 bin metrekaremizin bir parçası diyebilirim. 117 tane çalışma istasyonunda misafirlerimizi ağırlıyoruz, evet, burada. Bu noktada 117. Evet, sadece bu noktada 117. İstanbul'da, Türkiye'de toplam kaç farklı noktada? İstanbul'da 17, Türkiye'de toplam 23 merkezden bahsediyoruz. Bunların tamamı da 25 bin metrekareye tekabül ediyor. Evet, oldukça hem geniş bir alan hem de farklı noktalarda olması da pratik bir şey. Evet, hem bir esneklik hem ihtiyaç anında hızlı ulaşım ve erişilebilirlik sağlıyor misafirlerimize. Zaten bu yüzden de çok tercih edildiğimizi söyleyebilirim. Çünkü bizim misafirimiz, bizim müşterimiz olduğunuz zaman sadece burada değil, 3000 lokasyonun tamamında ihtiyaç anında ofis, toplantı odası, ortak çalışma alanlarından, evet, yararlanabiliyorsunuz. Evet, şimdi burada tabii ofis alanları var, kapalı. Şu anda önünden geçtiğimiz, evet, içerisi dolu. Evet. Görebiliyoruz zaten, çalışıyorlar. Evet. Ortak çalışma alanları var. Evet. Bunun yanı sıra sanal ofis dediğimiz bir hizmetimiz daha var. Sanal ofis müşterilerimiz fiziksel olarak ağırlıklı ofiste olmasalar da onlar adına bir telefon numarası ve ofis adresimiz var. Ve ihtiyaç duyduklarında da elbette gelip bizim ortak alanlarımızdan her zaman yararlanabiliyorlar. Çok uzun soluklu müşterilerimiz var. Daha kısa sürede ihtiyaçlarına yönelik misafirlerimiz de var. Aslında ihtiyaçla beraber şekillenen bir hizmet olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu esneklik sadece mekanla da sınırlı değil aslında. Çünkü buradaki diğer ortak paylaşımlı hizmetler diyeyim, onlar elbette, da elbette. Sekreteriniz, çay kahve hizmetleri, genel ofis ihtiyaçları, sarf malzemeleri, temizlik malzemeleri, halılar, boyalar, aklınıza ne geliyorsa aslında sizin adınıza bir esneklik yaratıyoruz. Bunların hiçbirinin bitmesi ve yeniden temin edilmesiyle uğraşmıyorsunuz. Bir misafiriniz geldiğinizde çayınız, kahveniz, ikramınız hazır olabiliyor. Ve ofisleri kendi ihtiyacınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz da. Yani biz size hazır möblili bir ofis veriyoruz ama siz kırmızı bir dolap seviyorsanız, hani sizin toteminizdir, sevdiğiniz bir şeydir, onu da getirip içeride muhafaza etmenize izin veriyoruz elbette. Farklı ofis alanı, ebatları vesaire öyle bir var. Bir kişiyle başlıyor. Aslında 100 kişiye kadar çıkabiliyor. Bizim ofislerimiz parçalayıp bölünebilen ofislerdir ama her merkezimizde belli ofis sayılarından birkaç adet yapılmıştır ama 1, 3, 5, 7 kişilik standart ofislerimiz var. Siz 20 kişilik bir şirketseniz 3 tane 7 kişilik ofisi birleştirip sizin adınıza özel bir şey yapabiliyoruz. Ya da bir müdür odası, küçük küçük odacıklar yapabiliyoruz. Aslında tamamen sizin ihtiyacınıza göre esneklik buraların hepsinde, evet, sizin adınıza yatıyor. Yani özel bir proje olmuş oluyor aslında. Aynen. Belki kendileri, aynen, bile düşünmediği şeyi siz tecrübenizle de öneriyorsunuz. Önerebiliyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. En büyük avantajımız, böldüğüm sözünüzü, yurt dışı bacağımız. Yani siz burada bir girişimcisiniz, startupsınız, yeni kuruldunuz. Almanya'ya bir toplantıya gittiniz. Siz Almanya'da toplantı yapacağınızda bir kafede, bir restoranda, bir otel lobisinde olmanıza gerek yok. Regus'un bulunduğunuz şehirdeki ofisine gidip burası benim ofisim deyip gerek sekreter hizmetinden, gerek çay kahve hizmetinden aynı Türkiye'de kendi ofisinizde olduğu gibi yararlanabiliyorsunuz. Hem prestij, hem hız, hem yine esneklik aslında burada devreye giriyor. Yani şimdi bu mesela işte Türkiye'den yurt dışına giderken dediğiniz gibi 107 ülke dediniz. Evet, 107 yani ülke. En son Barbados'u açtık. Barbados'a bile. Yani Barbados'a ihtiyaç toplantı var diye düşünüyoruz. Yani Barbados'a gitseniz toplantı için oradaki resepsiyonu kullanabiliyorsunuz. Aynen, kullanabiliyorsunuz. Ve bu sırada tam tersi için de geçerli. Yani hani yurt dışında olup Türkiye'ye gelen, yeni giren, tabii, firmalar için de Regus'u hele tanıyorlarsa orada, evet, burada aynısını çok devamını büyük avantaj, evet, kullanıyor. 4 milyon metrekare dünyada kapladığımız alan. Hani özellikle bu yurt dışından gelen müşterilerimize baktığınızda bizim kurumsal müşterilerimiz, Regus'u tüm dünyada kullanan, Türkiye pazarına yeni girip büyümeye henüz başlayan firmalar için çok iyi bir adres tabii ki. Peki mesela internet sektörüyle ilgili, dijital dünya ile ilgili firmalarda
Var, var. Google bunlardan bir tanesi Türkiye pazarına girerken. Çok da gelişen bir sektör, çok da popüler bir sektör. Dolayısıyla biz de bir tercih noktası oluyoruz. Bunu demişken aslında hani bir yandan da bizim de IT altyapımızın olduğu alana geldik. Bu kabin bizim gerçekten çok özel ve özenle koruduğumuz alanlardan bir tanesi. Tamamen yurt dışından temin ettiğimiz, buradaki müşterilerimize hizmet olarak sağladığımız bir alan. Kendi serverlerini getirip burada destek alabiliyorlar. Bizden dedike, hızlı ve son derece güvenli firewall'larla desteklenmiş internet bağlantısı alıyorlar. Evet, yani bu da çok nitelikli bir katma değer diyeyim. Çünkü özellikle mesela yurt dışı bağlantılı işleri varsa burada dosya paylaşım, veri paylaşımı, iletişimi sürdürmek açısından. Ve gizlilik de çok önemli. Yani ortak alanlarda artık bilgiye erişim çok kolay olabildiği için birçok firma çalışanlarının işte kafelerde, restoranlarda bilgisayarını açıp bir gönderim yapmasını çok fazla tercih etmiyor. Ama bir Rebus müşterisiyseniz, diyelim bugün geldiniz Ümraniye'de bu yakada bir öğle yemeğindesiniz. 2 dakika buraya çıkıp hemen bir gönderiminiz varsa bizim ortak alanlarımızda, coworking alanlarımızda oturup bu bilgileri gönderip paylaşabiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj ve bu altyapıyı da, bu hizmeti de müşterilerimize sağlıyoruz. Onların da böyle bir maliyete yeniden katlanmalarına gerek yok aslında. Evet, yani hem maliyeti kurtarıyor hem de çok büyük bir pratiklik sağlıyor aslında kesinlikle, yanı başında olması. Kesinlikle. Çok tercih edilen ve çok beğenilen ürünlerimizden evet, bir tanesi. Yani büyük oranda. Evet, çok. Evet, evet, evet. Şimdi burada tabii kapalı ofis alanları var bizim çok girmediğimiz ama içeride toplantı odaları da var ayrıca var, değil mi? Var, evet. Müşterilerimiz, misafirlerimiz ihtiyacına bağlı olarak önceden rezerve edilmek kaydıyla onlara temin ettiğimiz bir hizmet. Günlük, yarım günlük, saatlik olmak üzere bu hizmetten yararlanabiliyorlar. Ya da birebir bir görüşme yapılacaksa, yani çok kapalı kapılar ardında olmaları gerekmiyorsa, bizim coworking alanları dediğimiz, birazdan önüne geleceğiz, ortak kullanım alanlarımız var. Oralarda da oturup aslında gün içerisinde hem sohbet edip hem toplantı yapıp hem bilgi paylaşımında bulunabiliyor misafirlerimiz. Türkiye'de İstanbul dışında başka hangi şehirlerde? Gaziantep, Adana, İzmir, Ankara ve Bursa. Ankara'da 2 merkezimiz var. Diğer illerde birer tane merkezimiz var. Ama 2017 bizim büyümeye devam edeceğimiz bir sene. Dolayısıyla yeni şehirlerde ya da mevcut şehirlerde sayıca daha fazla olmaya devam edeceğiz. Evet. Bu da zaten hem var olan misafirlerin memnuniyetini arttıracak hem de farklı noktalardaki misafirleri daha çok seçenek sunacak. Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle ulaşımda, işte şehir değişikliğinde vesaire birden fazla noktada olmanın çok büyük bir avantaj olduğunu 99'dan beri Türkiye'deyiz. Deneyimledik, tecrübe ettik. Dolayısıyla buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 99'dan beri de gerçekten çok Türkiye'de içinde köklü bir dünyada ne zaman? 1989 yılında dünyada. Bay Mark Dixon'ın Brüksel'de aslında bir girişimci olarak başlattığı bir hizmet diyebilirim. Aslında sektörün öncüsü, terminolojiyi getiren, terminolojiyi oturtan ve ardından da tabii beraberinde rakipleri de doğuran bir sektör diyebilirim hazır ofis sektörü için. Evet. Şimdi burada aslında dediğimiz gibi işte böyle çay, kahve falan filan alıyor. Bir mutfak alanı da var diye tahmin ediyorum. Bir de bir kırtasiye alanımız var onun yanında. Printer, kağıdı kesmesi, biçmesi, zımbalaması gerekiyorsa bunların da tamamı ortak kullanıma açık olduğu için yan yana ikisinden de yararlanabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla işte bir ya ortak alan ya bir ofis alanı alıyor ve ortak diğer paylaşımlı hizmetlerden de faydalanabiliyor. Evet. Şirketin adresi burası olmuş oluyor zaten. Burayı kayıt yapıyor. Kart vizitinde burası görünüyor. Bizim girişteki resepsiyondaki arkadaşlarımız onlar adına tahsis ettiğimiz telefon hatlarına yanıt verirken kendi şirketlerinin ismiyle yanıt veriyor. Böylece o aidiyet ve hani ofis olgusu daha fazla oturmuş ve benimsenmiş oluyor. Tabii, çünkü herkesin kendi özel telefon numarası oluyor. Aynen değil mi? Öyle. Tamam, ona aynen göre öyle. De zaten siz diyebilirsiniz ki bana pazartesi günleri telefon bağlamayı not alın. Ya da bir başka misafirimiz bana gelen bütün telefonları yönlendirin diyebilir. Onların hepsi bizim sistemimizde kayıtlı. Arkadaşlar dönüşümlü olarak bu bilgileri temin ediyorlar. İşte kargoların teslim alınması ya da kargoların gönderilmesi. Yani sadece ofis alanı değil aslında personel hizmeti de. Diyelim ki siz yılbaşı kartı yapacaksınız, kartları bastırdınız, zarflar hazır, etiket yapılması lazım. Arkadaşlar bunun için size özel bir hizmet sağlayabiliyorlar sekreterliği anlamında. Evet, o anlamda da tam işte geriye de bir şey kalmıyor zaten. Yani oturup çalışması kalıyor. Evet, evet. Şirketi büyütmek ve hani daha fazla alana geçmek gibi bir şey kalıyor dediğiniz gibi.
aslında 2017 planlarından bahsettik, daha fazla noktaya yayılmak Regus için. Peki Türkiye'de ve aslında dünyada bu hazır ofis sektörünün pazarının nereye doğru gideceğini öngörüyorsunuz? Hani böyle büyük şehirlerin kalabalıklaşıyor olması giderek bir aslında bu alan için büyüme noktası mıdır? Kesinlikle evet. Çünkü globalleşme, yani küreselleşme birçok firmanın aslında bulunduğu büyük alanlardan çıkıp lokalize olup küçük yerlerde, yerel yerlerde de bu ihtiyacı, bu hizmeti verebilme olgusunu getirdi diyelim. Servis ofis, yani hazır ofisler, serviced ofisler tüm dünyada bu anlamda yaygınlaşacak ve sayı giderek artacak diye düşünüyoruz. Bir de bu eski gelene Excel, hani işte müdürün odası 40 metrekare, önünde asistanı, asistanının asistanı gibi bu kavramlarda düşüyor. Çünkü artık emlak ve hani alan pahalı olduğu için daha küçük, sadece ihtiyaca yönelik, yani bu gördüğünüz ofis baktığınızda ve bütün hizmetini alabiliyor. O hani geleneksel yapıdan birazcık çıkıyoruz. Elbette hani İstanbul bunu daha önde, diğer iller daha arkada takip ediyor. Ama biz Avrupa'ya baktığımızda onların bu noktaya çoktan gelmiş olduklarını görüyoruz. O ortak paylaşım, networking, bilgileri ve hani network'ü beraber paylaşmak gerçekten iş yaparken hem maliyet avantajı hem de bir hız sağlıyor, onu görüyoruz. Bir de trafik. O da çok büyük bir olgu. Yani İstanbul özellikle trafik dediğimizde hani herkesin bir ikinci kere durup düşündüğü şehir olduğu için diyelim ki siz Eyüp tarafında oturuyorsunuz. Ofisiniz Kağıthane'de, daha kolay bir aksesi. Bir toplantınız olduğunda o gün karşıya Anadolu yakasına geçmeniz gerektiğinde size en yakın ofisimizi tercih edebiliyorsunuz. Yani illa Ümraniye'ye gelmenize gerek yok. Altunizade'deyseniz Altunizade'de, Maltepe'deyseniz Maltepe'deki ofisimizden hizmet alabiliyorsunuz. Evet, o anlamda mobility avantajı da çok yüksek. Kesinlikle. Özellikle de tahmin ediyorum işte satışçılar ya da işte müşteri temsilcileri gibi, aynen, çok sık ziyaret, aynen, etmek zorunda kalanlar için. Böyle istasyon olarak kullanan birçok müşterimiz var gerçekten de Regus'u. Çok, hem ofis çok güzel hem çok sevindim böyle olduğuna. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Girişim ofislerinde bugün Regus'un misafiri olduk. Başka bir bölümde, başka bir programda görüşünceye kadar hoşçakalın.